Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 23-30 Ekim haftası Koç burçlarını neler bekliyor? Sizler için niyetlendim ve içtim. Umarım sağlıklı, sıhhatli, keyifli, güzel bir hafta sizi bekliyordur. Gökyüzümüz karışık, hiç onlara girmek istemiyorum. Biz falımıza bakalım. Bu haftayı aslında fala bakarak geçirelim. Hadi dayanamadım söyleyeyim. Kısmi güneş tutulması biraz etkileyecek. Bu etkilerden de en çok ruh halimiz çekilecek. Erkekler biraz daha etkilenecekmiş. Durumu da söz konusu olabilir. Gerginlik söz konusu gibi gibi duruyor. O yüzden fazla takılmayalım. Biz hayatımıza devam edelim. Bakalım neler var bu hafta. Şimdi aile konularında geçtiğimiz haftadan bir kere bir tartışmayı hafta başı itibariyle hanenizde görüyorum. Hafta sonu mu tartıştınız? Elinizde sanki bazı kişilerle alakalı bir didişme durumu söz konusu. Tartışılmış, üste çıkmaya çalışma durumları da var aslında. Desteklenen konular var karşınızdaki kişide. Birileri onu destekliyor. O sanki size böyle devamlı laf söylüyor. Başınızın etini yiyor bir şeylerle alakalı. Aile durumları olduğunu düşünüyorum. Öyle değerlendiriyorum ama aile tarafında da görünüyor. Kan bağı da var. Evet. Şimdi evliliğinizde eşinizin tarafı ya da sizin tarafı sorun çıkarmış. Sorun, konu sorun. Bu sorunla alakalı olarak da tartışma durumu söz konusu olmuş. Bu hafta aslında geçtiğimiz haftaya bir çizgi çekmek ve bu konuları kapatmak, yolunuza devam etmek isteyebilirsiniz. Ama karşınızdaki eşiniz bu konularla alakalı biraz dallanmış, budaklanmış, çok da kapatacakmış gibi durmuyor. Yani devamlı bir aynı konunun böyle tekrarlandığı süreçler içerisinde görünüyorsunuz. Pazartesi, Salı, Çarşamba özellikle bu konulardan ötürü gerginlik, bu konuların da baskısıyla ufak tefek tartışmalar. Hani yolunuz bu hafta ilişkiler konusunda evliliklerinizde zikzaklı görünüyor. Bu konulardan çok özür dilerim. Kimler nasıl etkilenir bilemem ama sinirler biraz gergin görselleri var. Ne zamana kadar? Hafta sonuna kadar. Hafta sonu bir yol planı yapılacak. Bu yol planında çok konuşmadan çok emrivaki durum söz konusu. Hani bir anda hop yol var, hop bir yere gidilecek gibi bir durum olacak. Burada da gene böyle sizi çekeleye çekeleye götüren kişiler var. Yani evlilikte aslında bu hafta takılı olduğunuz konularla alakalı zaman zaman tartışacaksınız ve böyle sanki hiçbir şey yapmak istemediğiniz bir anda da gelecek eşiniz sizi çekeleyerek bir yerlere götürecek. Burada da gene böyle geri geri giden ayaklar ama çekeleyen bir eş görseli var. Hafta sonunuz biraz daha insanlarla görüşerek daha sakin bir şekilde geçebilir. Burada bir kalabalığın içinde bir nebze de olsa sıkıntılarınızı atmış kenara çekmiş görünüyorsunuz. Ama ayaklarınız hep eve gidecek. Hani dışarıda gezmek tozmak gibi değil bu yani. Sakinlik istiyorsunuz sanki. Yani ben korumalı alanınız neresiyse, mutlu olduğunuz yer neresiyse oraya kaçmaya çalışacaksınız. Görselleri var. Hane içerisinde erkek görselleri var. Eşiyle alakalı bir sıkıntı sanki sırtından bıçaklanmış. Hani böyle bir darbe almış, oturmuş. O darbeyi sindirmeye çalışıyor. Çevreyi izliyor bu arada da. Hani insanlar önünden gelip gidiyorlar ama o darbede kalmış. Bu kişiyle de ufak bir konuşmanız, görüşmeniz var. Bu aileden birisi. Yani bu çok da hanenizin içerisinde değil. Böyle bir durum söz konusu olacak ve siz burada bazı konuşmalar yapacaksınız bu kişiyle ama önünüze bakacaksınız. Bu hafta daha çok aile konularında eşle olan sorunlar söz konusu olacak. İkili ilişkiler için de aynı şey geçerli. Yapmış olduğunuz en son tartışma neyse onun böyle damlaları aralıklarla önünüze düşecek ve o düştüğü zaman da böyle sıçradığı anda üzerinize sinirleniyorsunuz. Sanki konular hep dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Aynı konularla alakalı devamlı bir tartışma durumu var. Gelelim iş konularına. İş konularıyla alakalı da oturduğunuz yeri beğenmiyor olarak çıkıyorsunuz. Sanki kendinizi bir askıya almışsınız. Hani ben burada devam ediyorum ama mecburum. Ayaklarınız geçmişe bağlı çıkıyor. Yani alacağınız mı var? Seçenekler mi az? Hani iş yerine bağımlı kalmışsınız. Ve bu durumdan şikayetçisiniz. Böyle sanki ensenizde bir vida böyle sizi oradan sağlam tutmaya çalışıyor. Kanırtıyor ama. Bu durum sizi kanırtıyor yani. Sizi rahatsız ediyor. Bundan dolayı aslında pazartesi ve salı günü işinizde mutsuz. Çevrenizdeki insanlarla konuşurken de kafanız önünde konuşmalar yaşayabilirsiniz. Bu konularla alakalı hane içerisinde de konuşmalar var ama kendinizi ifade edemiyorsunuz. Burada çarşamba günü esas bakın.
Çarşamba günü bir şey oluyor ve eliniz bir anda geleceğe dönüyor. Yani bütün bedeninizi kaldıramamanıza rağmen sanki yönünüzü gelecek odaklı bir konu olacak ve gelecek odaklı bir şeyler düşünmeye başlayacaksınız. Bir anda sıkıntılı olan o süreçten çıkıp önünüzü aydınlatmaya çalıştınız. Biraz daha rahatladınız. Birçok konunun konuşulduğu ama sizi mutlu ettiği bir sürece giriyorsunuz. Aslında sözünüzü bir süredir yaşamış olduğunuz sıkıntıların bir bölümünden özellikle bu hafta kurtulacaksınız anlamına geliyor. Çok basit arkadaşlar aslında bunu herkese de söylüyorum. Zaten inşallah zaman bulur ve fal videolarını nasıl bakacağınızı çekmeye de çalışacağım ama şimdi bakın burada karşılıklı iki insanın konuşması, ensesinde bir bıçak almış bir kişi, oturduğu yerde altı boş, istediği yerden memnun değil. Kendi zarar görüyor, çevresine bunu aksettiriyor, memnuniyetsizlik var ama bir anda bir aydınlanma var. Ya hiçbir şey takmayacaksınız, bakacaksınız gününüze ya da çok güzel bir gökyüzünden enerji gelecek. Bu enerjiyle birlikte önünüzü bir şekilde yani geçmişe bakarken geleceğe bakar bir pozisyonda yolunuza devam edeceksiniz. Ve burada Perşembe ya da Cuma bir yolunuz var. Bir kişiyle görüşme ve bir başlangıç yolu. Yaralarınızı sarıyorsunuz aslında ya. Burada arkanızda bir kişi dedim ya o hançer var. O hançeri yavaş yavaş çıkartıyor oradan. Yara aldığınız konularda bu hafta aslında yaralarınız sarılacak. Sözünüz aslında iş ve parasal konularda bu. Tam olarak mı? Hayır, tabii ki değil. Bakın burada gene sıkıntıda duruyorsunuz. Elinizde kalbinizi almışsınız. Yani mantıksal olarak düşündüğünüzde de kalbinizi böyle parçalayıp kenara atmak geliyor. Çok mu İyi niyetli davrandınız. Hani çok mu kalbinizle işte ruhunuzla bir şeyleri çözmeye çalıştınız? Ama artık mantıklı olmanız gerekiyor ki o kalbi parçalamaya çalışıyorsunuz. Bir de buradan bakalım bakalım neler var. Bu hafta aile konularına dikkat demiştik zaten. Burada da aynı şekilde karşınızda sinsi bir düşman olarak görünüyor eşiniz aslında. Bir şeylere takılmış, sinmiş. Ne zaman ki böyle konuları ima edecek ya da konuları ortaya çıkaracak bir mevzi olsa hop zıplıyor önünüze ve o konularla alakalı bir atışma başlıyor. İş konularıyla alakalı gene burada dallı budaklı süreçleriniz var ama dediğim gibi bir yol açılacak ya. Bu hafta birçok Koç burcunun aslında iş konularıyla alakalı bir yolu açılıyor. Burada böyle geçmişi bırakıp geleceğe bakacaksınız. Direkt sanki önünüzden, gözünüzün önünden bir perde kalkıyor. Görmeniz gereken şeyleri mi görüyorsunuz? Bir süredir görmemeye çalıştığınız gerçeklerle mi yüzleşeceksiniz? Ama bir yüzleşmeniz var burada sizin. Böyle gözünüzdeki gözlüğü çıkartıp önünüze daha net bakıyorsunuz. Bu sefer de kafanızdaki sorun ve sıkıntıları bir kenara bırakıp önünüzdeki aydınlığa doğru yürüyeceksiniz. Çok temiz çıkıyor çünkü burası. Bana sorsanız bugün dilek tutanlarda iş mi, aile mi derseniz iş konularıyla alakalı çok güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz bu hafta. Aile konularında esas bazı sıkıntıları çözmeye çalışacaksınız ama sizin tek başınıza çözeceğiniz konular olmadığı için net bir çözüm elde edemezsiniz. İlişkiler konusu için de aslında aynı şekilde ilişkilerle alakalı ters giden süreçleri düze çevirmeniz biraz zor. Yani tek kişinin tek elinde olan bir şey değil. Karşı tarafta da sıkıntılar var. Bu sıkıntıları onun da kabul etmesi gerekiyor. Sağlık konularıyla alakalı bir süredir beklettiğiniz bir mevzu artık ayaklarınıza dolanabilir. Dikkatli olun. Bu konularla alakalı önlem almaya çalışın. Çok havada kalmış, çok aksatılmış konular var. Önünüze düşebilir bunlar. Hani düşmesini beklemeden kalıtsal bir rahatsızlığınız, işte ilaç kullandığınız, ilacınızı bıraktığınız bir süreç içerisindeyseniz eğer bunlarla ilgili bu hafta önlem almanız lazım arkadaşlar. Sonuçları sıkıntı olabilir. Para var mı? Soruları oluyor genelde hani bu hafta. Haneye gelen küçük bir para var. Ama onun üstünde de bir soru işareti var. Nereye gidecek sorusu mu acaba diye düşündürtüyor beni ilk etapta bu. Yani bu haftanız aslında hafta sonuna doğru daha rahat. Şöyle bir genelleme yapacak olursak da mücadeleler en çok evlilik, hafta başı iş konularıyla alakalı ama hafta içi yaşayacağınız bu aydınlanma umarım hepinize iyi gelir. Güzel bir aydınlanma var çünkü iki tarafta da görsellerde temizlenen, rahatlayan süreçler görünüyor. Ya dediğim gibi kafanıza takmayacaksınız ya da bir mucize bir şey olacak. O sıkıntıları böyle kenara atmış yolunuza devam ediyor olarak çıkıyorsunuz. Benim gördüklerim bu hafta için aslında bu kadar.
İnşallah hayrınıza olan tüm güzellikler sizi bulur. Kötüleri de evrene gönderelim. Güzel olanlar güzel bir şekilde sizi bulsun diyelim sevgili dostlar. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.